Katarak, gözün içindeki lens kristalinanın matlaşması neticesinde görme bulanıklığı yapan bir rahatsızlık. Dolayısıyla böyle bir rahatsızlık başladığında hasta bulanık görme şikayetiyle bize geliyor ve halk arasında da zaten göze perde geldi lafı bu yüzden söyleniyor. Yani böyle bir mat merceğin görme aksını işgal etmesi sonucu görüntü bulanıyor. Bunun tedavisi maalesef ilaçta olmuyor. Sadece cerrahi müdahaleyle tedavi yapılabiliyor. Lens ekstraksiyonu teknikleri günümüzde oldukça gelişti. Bugün artık rutin olarak fakoemulsifikasyon dediğimiz bir cerrahi teknik uygulanıyor. Fako'da küçük bir insizyondan, 2,5 milimetrelik bir insizyondan bir probla gözün içine girerek kataraktöz lensin içini boşaltıyoruz ve daha sonra da yine o küçük insizyondan bir enjektör yardımıyla katlanır lensi gözün içine enjekte ediyoruz. Gözün içinde orijinal yerine yerleşmiş oluyor bu mercek. Daha sonra da hasta kısa sürede iyileşiyor. Özellikle bu tekniğin avantajı fakoemulsifikasyon tekniğinde iyileşme çok çabuk oluyor. Hasta işine gücüne çok daha kısa zamanda dönebiliyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu merceklerin gözde hiç zarar vermeden kalabilip kalmadığı ve ne kadar uzun süre kaldı. Bu lensler inert materyalden yapıldığı için göze herhangi bir zarar vermeden bir ömür gözde kalabiliyor ve hiçbir problemle karşılaşmıyoruz. Yine son zamanlarda güncel olan merceklerden bir çeşidi de multifokal mercekler. Bu mercekler de gözün içine yerleştirildiğinde eğer hasta için uygunsa hem uzağı hem yakını gözlük yardımı olmadan da hastalar görebiliyor. Dolayısıyla hangi merceğin hangi göze yerleştirileceği hekimle hasta arasında mutlaka daha önceden mütalaa edilmeli. Bunun için de doktorun o gözü inceledikten sonra kararını hastaya açıklaması gerekmektedir. Dolayısıyla eğer o göz için uygun olan mercek neyse hekimin hastasıyla bunu paylaşmasında yarar olduğunu söylemekte yarar var. Teşekkür ederim.